Hayır ya, bu iş böyle olmaz. O fakirden acilen intikamımı almam gerekiyor. Korumalar, fakiri hemen bulun, bana getirin. Fakir bana ihanet etti. O bunun bedelini ödemek zorunda. Son durum ne? Haber verin bana hemen. Evine falan gitmiş mi? Fakiri gören olmuş mu? Hiç merak etmeyin Kerem Bey. Fakiri gördüğümüz yerde indireceğiz. İntikamınızı alacağız. Aynen öyle Kerem Bey. Ayrıca evinin önünde de bir tane adamımız bekliyor. Eğer fakir evine giderse hemen bulacak, onu buraya getirecek. İyi güzel. Fakire kimse dokunmayacak. Ona ben zarar vereceğim. İntikamımı kendim alacağım. Duydunuz mu beni? Gördüğünüzde bana getireceksiniz. Tamamdır Kerem Bey. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Biz zaten sizin istediğiniz gibi ilettik. Hiç merak etmeyin Kerem Bey. Güzel. Zaten artık çok param var. İstediğimi yapabilirim. Beni buna fakir zorladı ya. Fakir zorladı. Ben ne güzel polistim. Onun yüzünden mafya oldum. Fakirden intikamımı aldıktan sonra bu paralarla istediğimi yapabilirim. İstediğimi. Ulan buraya da ağaç gibi diktiler beni. Kimse de gelmiyor ya. Allah Allah ya, artık evime dönmek istiyorum. Başlayacağım Kerem'ine ya. Hayır yani sabahtan beri buradayım. Kimse gelmedi, of ya. Lan mafya bozuntusu, defol git lan buradan. Biliyoruz fakiri beklediğini, defol git. Aynen öyle, biliyoruz. Sen Kerem'in adamısın, defol git lan buradan. Tutuklarız seni. Sabahtan beri buradasın, bir şey demedik ama defol git artık. Hadi lan oradan, iftira atmayın bana. Siz nereden biliyorsunuz benim Kerem'in adamı olduğumu? Ne biçim polissiniz siz ya? İftira atıyorsunuz bana güpegündüz. Ulan Kerem'in adamı değilsen sen niye evinin önünde bekliyorsun fakirin? Sana ne kardeşim, sana ne? Fakir benim çok yakın arkadaşım. Çok özledim, onu bekliyorum. Sana ne ya? Lan fakire bir şey yaptığını görelim. Seni var ya çok kötü yapacağız. Kerem'i de seni de. Hadi lan oradan yürüyün işinize. Saçma salak konuşmayın. Ah ulan keşke tutuklayabilseydik bunu. Of ya. Ulan bütün gün burada durmam yetmiyormuş gibi bir de bunlarla uğraşıyorum. Ay Allah'ım ya. Nerede acaba bu fakir denilen adam? İlk gördüğümde ben döveceğim onu. Ben döveceğim. Babacım ne olur artık evimize dönelim. Ben evimize dönmek istiyorum ya, ne olur. Hayır oğlum, maalesef evimize dönemeyiz. Kerem'in bütün adamları bizi bekliyor. Dönemeyiz eve, dönemeyiz. Evet oğlum, baban doğru söylüyor. Eğer eve dönersek babanı hemen yakalarlar, öldürürler babanı. Ya babacım saçmalama, Kerem komiser iyi bir insan, asla sana zarar vermez. Ne olur dönelim evimize ya, şu yaşadığımız yere bak. Her yerden su akıtıyor ya, ben bu evde yaşamak istemiyorum. Eski evimize dönelim. Arda oğlum yeter artık, dönemeyiz diyorum sana, dönemeyiz. Ya babacım neyini anlamıyorsun ya, istemiyorum burada yaşamak, istemiyorum. Hayır yani tuvaletimi yapacağım, şuraya bak siz varsınız, hiç kapayan bir şey de yok ya, çok utanıyorum, yapamıyorum. Merak etme oğlum, kapadım gözümü, hadi yapıver, hadi yapıver tuvaletini. Ya yok ya, siz resmen kafayı yemişsiniz ya, bu ne ya böyle? Aç baba gözünü aç, ben gidiyorum, gelmek isteyen gelir ama ben gideceğim. Hayır Arda, hiçbir yere gitmiyorsun oğlum, hiçbir yere gitmiyorsun. Ay evet oğlum saçmalama, zarar verecekler sana, babana ulaşmak için sana zarar verecekler. Arda oğlum, eğer bu evden adamını atarsan bir daha giremezsin. Yemin ediyorum seni evlatlıktan reddederim. Edersen et be, umurumda değil, gidiyorum ben. Gelmek istiyorsanız gelirsiniz. Vallahi ya yeter ya, yaşayamam ben burada, gidiyorum. Bundan sonra Arda diye bir oğlum yok benim. Ay evet fakir bizi hiç anlamıyor, hiç anlayış göstermiyor ya. Kerem yakalayacak onu, sana ulaşmaya çalışacak. Aynen öyle Miray, babasını düşünmem biriyle işim olmaz benim, işim olmaz. Boşver ya, ne yapıyorsa yapsın, terbiyesiz. Ayıp ya, utanmadan beni o evde yaşamaya zorluyorlar ya. İstemiyorum orada yaşamak, anlamıyorlar bir türlü. Lan oradan gelen fakirin oğlu Arda değil mi? Ulan bittin lan sen fakir, oğlunu kaçıracağım şimdi. Çok istiyorlarsa kendileri yaşasınlar o fare yuvasında ya. İstemiyorum ben orada yaşamak. Ha sen de kimse? Ne yapıyorsun lan bizim evimizin önünde, ne yapıyorsun? Lan çocuk gel bakayım sen buraya. Geleyim, hayırdır, bir dertin mi var? Hayırdır ya, çözelim, gel döveyim seni. Ulan oğlum bak, benle düzgün konuş, vallahi vururum lan seni. Bana bak, baban nerede hemen bana söylüyorsun, yoksa başına çok kötü şeyler gelir. Benim artık bir babam falan yok, yok benim babam. Oğlum bak, benim şakam yok, vururum lan seni. Hemen söylüyorsun, fakir nerede, baban nerede? Vuracaksan vur lan, yok diyorum, babam falan yok benim, vuracaksan vur lan. Ulan manyak mısın lan sen, utanmasa mermiye kafa atacak çocuk. Ne demek babam yok, ne demek öyle bir babam yok, sen fakirin oğlu Arda değil misin? Arkadaşlar sizce Arda'dan güzel mafya olur mu? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen bizi desteklemek adına kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin.
Lan neyini anlamıyorsun? Artık yok diyorum, artık yok salak mafya. Kavga ettik artık, onunla konuşmuyorum, sevmiyorum onu. Ya aman neyse ne, bana ne lan, yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya, nereye? Seni Kerem Bey'in yanına götüreceğim, onu anlatırsın artık derdini. İyi yürü gidelim, manyak mıdır nedir ya, şu hareketlere bak. Mafya olmuş adam olamamış. Hoş geldin Arda, baban nerede? Sana zarar gelmesini istemiyorsan babanın nerede olduğunu söyle hemen. Vay Kerem komiser, babamın belediye başkanı koltuğu odasını ne yapmışsın ya, mafya odasına çevirmişsin. Güzel olmuş ama, beğendim. Eskiden çok sıkıcıydı burası, şimdi çok havalı olmuş. Arda ne diyorsun sen, sana zarar vermek istemiyorum. Hemen fakirin nerede olduğunu söyle, ondan intikam alacağım. Vallahi al Kerem komiserim ya, ben de intikam alacağım ondan, öyle baba olmaz olsun. Gel hatta beraber alalım ya. He, ne oluyor Arda, ne diyorsun ya, seni vurmayayım diye deli taklidi mi yapıyorsun yoksa? Lan ne deli taklidi yapacağım Kerem komiser, sevmiyorum diyorum işte ya, artık öyle bir babam yok benim. Ulan ne oluyor ya, hiçbir şey anlamadım ben. Vallahi al benden de o kadar, ben de hiçbir şey anlamadım. Arda demek sen de artık babanı sevmiyorsun, o zaman seninle beraber intikam alabiliriz, tamam mı? Bana babanın nerede olduğunu söylüyorsun hemen ve beraber intikamımızı alıyoruz. Öyle beleş olmaz Kerem komiser, duyduğuma göre artık çok zenginmişsin. Evet doğru durmuşsun da yani, para mı istiyorsun benden? İsteyeceğim tabi, bana para vereceksin, ben de babamın yerini söyleyeceğim sana. Lan çocuğa bak ne kadar delikanlı lan, mafyaya kafa tutuyor. Harbiden ya, sabah kahvaltıda yürek yemiş sanırım. Allah Kerem komiser, ne kadar ekmek o kadar köfte yani, hem para vereceksin hem de ben de mafya olacağım, duydun mu beni? Arda tamam bak, para istedin vereceğim dedim ama mafya olmana izin vermem, buranın tek mafyası benim. Yok yok, sen babamın yerini öğrenmek istemiyorsun. İstemiyorsun galiba ya, istemiyorsun belli oldu. Of of tamam, iyi pazarlıkçıymışsın, tamam mafya olacaksın, benim adamım olabilirsin. Ha oldu Kerem komiser, senin için mi çalışacağım, oldu pışık ya, hayatta olmaz. Ben de senin gibi mafya olacağım, benim de adamlarım olacak, duydun mu, yarı yarıya mafya olacağız seninle. Arda bak canımı sıkma, vuracağım şimdi seni. Vur lan vur, umurumda değil, babamın yerini öğrenemezsin o zaman, hayatta öğrenemezsin. Of doğru söylüyorsun ya, of ya. Allah ben anlamam Kerem komiser, en az senin kadar beni de dinleyecekler, bir yolunu bulacaksın yoksa hayatta öğrenemezsin babamın yerini. Tamam Arda tamam, o zaman şöyle yapacağız. Ben şimdi seni evlat edineceğim, sen de benim oğlum olduğun için seni dinlemek zorunda kalacaklar, tamam mı? Ha söyle işte Kerem komiser, aferin, adam ol böyle ya, yola gel. Oh be süper oldu, o zaman sen artık benim babamsın, yani ben de mafya babasının oğluyum. Aynen öyle, şimdi gidip fakirden intikamımızı alalım hadi, artık yerini söylersin herhalde. Tabi canım, bana güzel bir silah ver, böyle güzel bir de kıyafet ayarla, ondan sonra söylerim, niye söylemeyeyim, artık ben mafya oğluyum sonuç. Ulan bir de Kerem'den şikayet ediyorduk. Bu çocuk bize neler yapacak var ya neler. Aynen öyle ya. Çok sert çıktı bu çocuk var ya, çok kötü yapacak bizi. Bütün laflarını dinlemek zorunda kalacağız. Acımaz da yani bu bize. Çıkarır vurur yani. Peki madem, sana kıyafet ve silah ayarlayalım oğlum. Ondan sonra da fakiri vurmaya, ondan intikam almaya gidiyoruz. Miray olamaz. Arda bizi satmış. O da mafya olmuş. O da mafya olmuş. Yazıklar olsun Arda, bize bunu nasıl yaptın? Bak babacım burada işte fakir, hadi öldürelim onu, intikam alalım. Aferin Arda, aferin oğlum, beni yanıltacağını sanmıştım, bana tuzak kurdun sanmıştım. Ama sen doğruyu söylüyormuşsun, hadi artık şu fakiri çıkaralım şuradan. Fakir çık hemen o evden, nerede olduğunu biliyorum, çık hemen. Ay fakir ne yapacağız şimdi, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok Miray, gelip açacağım, ne yapayım yani, ne yapayım? Bak fakir, kimle beraber geldim, yeni oğlum, tanıştırayım. Ulan Arda yazıklar olsun lan sana, yazık. Yazıklar olsun, nankör çocuk, nankör. Demek gittin beni sattın ha, babanı sattın. Lan fakir ne çabuk unutmuşsun, hani senin gibi bir o babam yoktu artık, hani ben senin oğlun değildim. Seninle söylenen lafları neden kafana takıyorsun oğlum, şaka yaptım şaka. Ama yeter be yeter fakir, şimdi yaptığının bedelini ödeyeceksin. Ne yaparsan yap Kerem ya, korkmuyorum senden, kendi oğlum satmış beni, kendi oğlum. Son duanı et fakir, son duanı et. Kerem komiser o kadar kolay değil, bence sen son duanı et. Ne oluyor ya Arda, ne yapıyorsun, anlamadım hiçbir şey. Arda oğlum ne yapıyorsun, indir hemen o silahı. Ulan Kerem komiser sen beni salak mı sandın, babamı öldürmene izin veririm mi sandın? Ben senin yaptığın kötülükleri bilmiyor muyum sanıyorsun, gitmişsin mafya olmuşsun, milletin parasını çalıyormuşsun, adam öldürüyormuşsun. Aferin oğlum, canım oğlum benim, bir an için beni sattığını düşünmüştüm. Ay Arda bir tane oğlum ya, aferin oğluma.
Yok babacım ya, alt üstü bir kavga ettik. Bunun için seni satar mıyım hiç ya? Ben evimize geri dönmek için plan yaptım. Kerem komiseri oyuna düşürdüm. Ulan Arda, alacağın olsun. Ben seni oğlum gibi sevmiştim. Hadi lan oradan eşek, benimle oyun oynadın sen. Sen de beni tuzağa düşürmeye çalıştın. Babamın yerini söyleyince beni öldürecektin. Evet Arda, haklısın. Demek ki sen hepimizden daha zekiymişsin. Benim tuzağımı görmüşsün. Kerem komiser, artık bunları uzun uzun hapiste düşünürsün. Bir ömür boyu hapiste kalacaksın. Bütün para onu da alacağım. Ne? Yoksa çok mu zengin olacağız? Çok zengin mi olacağız? Ay yaşasın, sonunda çok zengin olacağız. İstediğim makyaj malzemelerini alabileceğim. Kuaföre, güzellik bakımına gidebileceğim. Aynen öyle babacığım. Bu Kerem'i hapse tıktıktan sonra bütün parasını alacağım. Hadi oğlum madem, hapise götürelim şunu. Hapise götürelim. Çok pişmanım. Ne olur çıkarın beni. Çok pişmanım. Arda bana tuzak kurdu. Lütfen çıkarın. Hadi lan oradan Kerem komiser. Senin gibi aşağılık bir mafya olacağımı düşündün. Sen salaksın. Ben asla mafya olmam. Mafyalar kötü insanlardır. Aynen öyle. Benim oğlum çok akıllı. Asla mafya falan olmaz. Bak Kerem komiserim, sen akıllı değildin. Mafya oldun. Artık hapistesin. Bir ömür boyu hapiste kalacaksın. Evet doğru söylüyorsunuz. Keşke mafya olmasaydım ya. Keşke. Çok pişmanım. Arkadaşlar ne olur yorumlarda Kerem'i affedin yazın. Ne olur. Arkadaşlar Kerem'i affedin yazsanız bile affetmeyiz. Kerem komiser çok kötü şeyler yaptı. Değil mi arkadaşlar? Çok kötü şeyler yaptı. Bunu yazabilirsiniz yorumlara. Ne oluyor ya? Ne istiyorsunuz benden? Ne olur bırakın peşeme. Pis fakir, kaçma bizden. Gel buraya. Ağzını yüzünü kıracağız senin. Gel. Arada bittin oğlum sen. Gel bakayım buraya. Gel lan, kaçma lan bizden. Ya kimse yok mu? Ne olur yardım edin. Öldürecek bunlar beni. Kimse seni bizim elimizden alamaz. Gel buraya Arda. Dur bakayım, hemen döveceğiz seni. Ya zengin amca Rüzgar, ne olur bırakın peşime gideyim. Ne olur dövmeyin beni. Hadi lan oradan, bize yaptığının bedelini ödeyeceksin. Ağzını yüzünü kıracağız oğlum senin. Aynen öyle Arda, sen güzel bir dayağı hak ettin. Ağzını burnunu kıracağız. İyi de ben ne yaptım size ya? Ne yaptım ya? Ne olur bırakın. Ne demek ne yaptım lan? Utanmadan gelip benim bankamın önünde direniyorsun lan. Ben dilencileri, fakirleri sevmem. Duydun mu beni? Aynen öyle. Zaten fakir olduğun için seni dövmek istiyorduk. Bir de geldin bizim bankamızın önünde direniyorsun. Müşterileri kaçırıyorsun. O yüzden seni daha kötü döveceğiz. Daha kötü, anladın mı? Tamam ya, söz bir daha. Aa, ne yapıyorsunuz? Aa, vurmayın. Aa. Al bakalım sana pis dilenci, al bakalım. Al bakalım sana, al bakalım pis fakir. Ne olur daha fazla vurmayın, çok canım acıyor, ne olur. Kapa bakayım o fakir çeneni. Bir daha seni bankamın önünde görürsem çok daha kötü döverim. Allah, ben nerede görürsem göreyim döverim seni Arda. Yeter ne olur, canım çok acıyor. Yetmez yetmez, sen iyice akıllanana kadar yetmez. Ha, ne oluyor orada zengin Rüzgar, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Durun hemen, ne yapıyorsunuz siz? Bırakın Arda'yı. Kerem hayırdır birader, sana ne oluyor? Defol git işine bak. Hayır Kerem komiserim ya, senin işin gücün yok mu? Defol git kendi işine bak ya. Ne demek kendi işine bak ya? Benim işim bu zaten, sizin gibi suçluları tutuklamak. Sizin şu an yaptığınız çok büyük bir suç. Küçücük bir çocuğu dövüyorsunuz. Biraz daha devam ederseniz eğer ikinizi de hapse atarım. Babacım bu Kerem komiser ne diyor ya? Galiba bizim evimizde oturduğunu falan unutmuş. Bize kira ödediğini unutmuş herhalde. Evet oğlum belli, baksana unutmuş her şeyi. Benim bu şehirdeki herkesten daha zengin olduğumu, daha güçlü olduğumu falan da unutmuş yani. Evet evet babacım, unutmuş olmalı. Bizi böyle tehdit edebildiğine göre unutmuş. Kerem ya, sen sokakta yaşamak istiyorsun galiba. İşinden atılmak istiyorsun galiba sen. Hayır tabii ki sokakta yaşamak istemiyorum. Mesleğimden de çok memnunum. Siz beni yanlış anladınız. Allah Allah Kerem komiserim, nasıl anlamışız? Nasıl yani? Sen beni dedin ki bizi tehdit etmedin mi? Hapse atarım sizi demedin mi? Vallahi ben de öyle duydum. Kerem hapse atacakmışsın sanki bizi. Öyle demedin mi? Yok yok öyle demedim. Yanlış anlamışsınız. Arda'yı dövmeseniz olur mu? Sonuçta küçük bir çocuk o dedi. Kerem komiserim ne diyorsun sen, ne saçmalıyorsun, dövmeseniz olur mu, ne tutukla şunları, şu halime bak, ağzımı burnumu kırdılar. Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz, Arda'yı mı Rüzgar'ı mı? Ben Arda'yı daha çok seviyorum. Lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Babacım şuna bak, birileri sağlam dayak yememiş galiba, hala karışıyor, tutukla bunu falan diye. Ne yapsak biz ya, iyice mi dövsek bunu?
Kerem sen şey diyordun, bir şeyler diyordun. Hadi söyle bakalım, biz şimdi Arda'yı biraz daha dövsek bize bir şey yapar mısın? Tutuklamaya falan kalkar mısın yani he? Aslında zenginle Rüzgar'ı hapse atmam lazım. Arda'yı kurtarmam lazım ama eğer bunu yaparsam zengin ve Rüzgar benim hayatımı çok kötü bir yere çevirir. Beni sokakta yaşamak zorunda bırakırlar. Mesleğimden atarlar. O yüzden mecbur bir şey yapamayacağım yani. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Kerem bir soru sordum, cevap vermeyecek misin? Şey, ben hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ben gidiyorum. Gördün mü velet, kimse seni kurtaramaz artık, gördün mü? O çok güvendi, Kerem komiser bile sattı seni Arda. Şimdi kim olacak seni elimizden, ezik? Hayır, olamaz Kerem komiser alacağın olsan. Hayır, vurmayın. Çok canım acıyor, yapmayın. Rüzgar yürü oğlum, burada işimiz bitti, dersini almıştır bu velet. Evet ya, akıllanmıştır bence de. Yetmediyse bir daha döveriz. Şu halime bakın, ağzımı burnumu kırdılar, her yerim yara bere içinde. Son kıyafetimi de yırttılar, yeni kıyafet nasıl alacağım ben? Çok kötüyüm, her yerim acıyor. Ne yapacağım şimdi ben, ne yapacağım? Olamaz, ne yaptım ben ya, ne yaptım? Kendimi asla affetmeyeceğim. Kim bilir ben engel olmadığım için şu an Arda ne halde? Çocuğu döve döve patates yaptılar resmen ya. Çok kötü oldu Arda ya. Olmaz böyle iş. Yeter be, ne olacaksa olsun, istifa ediyorum. O zengin ve Rüzgar'a bu yaptığının hesabını soracağım. Arda ile beraber Arda'nın intikamını alacağız. Beni de bir daha tehdit edemeyecekler. Şu çocuğun haline bak, ne hale getirmişler. Kerem komiserim, ne işin var senin burada? Sen beni bırakıp gittin, engel olmadın onlara. Şu halime bak, hepsi senin suçun. Şimdi niye geldin? Defol git, defol. Ardacığım biliyorum, ne desen haklısın. Ben de çok utanıyorum, çok özür dilerim. Keşke ne yapıyorsanız yapın deyip seni kurtarsaydım. Keşke, çok özür dilerim, ne olur beni affet. Tamam Kerem komiserim, tamam ya, haklısın, senin de bir suçun yok. Seni de tehdit ettiler, ailenle sokakta kalmak istemedin, biliyorum. Haklısın, aslında senin bir suçun yok, evet. Merak etme Ardacığım, intikamımızı alacağız onlardan. Onlara günlerini göstereceğiz. İyi de nasıl olacak bu Kerem komiserim? Nasıl tehdit ettiler seni? Beni nasıl dövdüler görmedin mi? Onlar çok zengin. Hiçbir şey yapamayız onlara. Yapacağız Arda, yapacağız. Biz mafya olacağız. Onlar bizden korkacak. Ne? Mafya mı olacağız? Nasıl olacağız? Sen polissin bir kere Kerem komiserim. Artık değilim Arda. Ben de karanlık tarafa geçiyorum. Ben mafyayım artık. Polislikten istifa ettim. Ne? Gerçekten mi? Aynen öyle. İntikamımızı alacağız. Hadi gel beni takip et. Süper planlarım var. Mafya olacağız. Dur Kerem komiserim, azıcık dinleneyim, sonra gideriz. Çok fena dövdüler ya. Vay be Kerem komiserim, demek gerçekten mafya olduk. Şu mekana bak be, süpermiş. Mafya olmak çok havalıymış. Hadi intikamımızı alalım. Alacağız Arda, hiç merak etme. Onlara bu yaptıklarının hesabını soracağız. Demek benim ve ailemi evden kovmakla tehdit ederlere, demek Arda'yı döverlere, göstereceğim onlara. Vay be Kerem komiserim, sen bana demek ki çok değer veriyorsun ya. Benim babam bile bana böyle değer vermiyor. Hatta açıkçası beni hiç sevmiyor. Yani dayak yediğimi görseydi, eve gittiğimde dayak yedim diye biraz daha döverdi beni. Ama sen dayak yememe dayanamadın ya. Resmen benim için mafya oldun, işi bıraktın. Keşke babam sen olsaydın yani. Arda olayım o zaman. Tabi sen de kabul edersen evlat edineyim seni. Beraber mafya baba oğul olurum. Olur mu? Ben de hep senin gibi bir oğlum olsun istemişimdir zaten. Tabii ki olur babacığım. Bu da sorun mu be? Yaşasın be. Mafya babam oldu. Yaşasın. Artık biz mafya ailesiyiz. Mafya ailesi. Aynen öyle oğlum. Hadi gel benimle. Aklımda süper bir plan var. Neymiş babacığım o plan? Merak etme oğlum, şimdi göreceksin planım neymiş. O zengin ve Rüzgar'a hesabını soracağız. Rüzgar oğlum şuraya bak, iki tane çok yakışıklı, çok şık iki kişi geliyor. Şunlara bak, çok zengin olmalılar. Harbiden babacığım ya, bizim bankamıza geliyorlar herhalde. Artık bizim bankayı seçip çok para yatıracaklar, yaşasın. Evet ya, böyle takım elbise falan giyiniyorlarsa, böyle geziyorlarsa bunların çok parası vardır oğlum. Hadi kaçırmayalım onları. Selamun aleyküm, nasılsınız, bizi hatırladınız mı? Ha, Kerem, Arda, ne oldu size, bu kıyafetler, bu silahlar ne oğlum? Harbiden ya, şey gibi duruyorsunuz, şey gibi. Mafya, mafya. Hayır o işte, tam mafya gibisiniz, ne oldu size? Evet Rüzgar, doğru bildiniz, biz artık mafyayız, mafya. Ve size yaptıklarınızın hesabını sormaya geldik.
En son birileri beni evinden atmakla, polislikten atmakla tehdit ediyordu. Artık polis değilim, eve de ihtiyacım yok. Çok param olacak, ne haber zengin? O ne demek Kerem, polislikten istifa edip mafya mı oldun yoksa? Ayrıca parayı nereden buldun? Aynen öyle, istifa edip artık mafya oldum. Sizin gibilerle böyle uğraşmaktan bıktım. Bir de bu yolu deneyeyim dedim. E parayı nereden buldun peki? Parayı daha bulmadık, şimdi sizden alacağız. Bankadaki bütün parayı bana veriyorsun hemen. Yoksa oğlun Rüzgar ölür. Babacım ne diyor bu? Ne olur kurtar beni, ver bütün parayı, ne istiyorsa ver, öldürmesin beni. Veremem paraları, tamam öldürün Rüzgar'ı ya, yeni bir tane çocuk yaparız, ne olacak, öldürün Rüzgar'ı. Ne diyorsun babacım, sen ne diyorsun ya, ne yeni çocuğu, ne olur ver, öldürecekler beni, hiç mi sevmiyorsun beni? Ulan nasıl bir adamsın ya, para için oğlundan vazgeçtin resmen, yazıklar olsun. Zengin madem oğlunu umursamıyorsun o zaman seni öldürelim, ya paraları verirsin ya da seni öldürürüz. Kefenin cebi yok zengin, vereceksin paraları, ne yapacaksın, öteki tarafa mı götüreceksin? İşte böyle olur, oğlunu sevmezsen hemen satarsan böyle olur. Tamam bütün paraları vereceğim, ne olur yeter ki bana zarar vermeyin, ne olur. Gidin kasadan istediğiniz kadar parayı alın, bütün paralar orada. İşte şöyle ya, zorluk çıkarmaya ne gerek var? Orada oğlum, git bak bakalım gerçekten paralar orada mı, ben de bunlara bakayım, bir oyun çevirmeye çalışmasınlar. Tamam babacım, ben en iyisi bir gidip bakayım gerçekten kasada mı. Evet babacım, burada hepsi. Şu paralara bak be, Allah be, ne kadar zengin olduk be, yaşasın bir ömür boyu yeter bu para. Yaşasın be, yaşasın. Evet babacım, bütün paralar burada, alıp gidebiliriz. Kerem ne olur yapmayın bana bunu, çok özür dilerim, ne olur ya, ben fakir kalamam, ne olur. Oo çorbalar iyisin, alsınlar bütün parasını da görsün. Allah para için beni bile, biricik oğlu bile öldürecekti be. Zengin sen çok kötü birisin, o yüzden bunu hak ettin. Arda oğlum topla paraları, gidiyoruz. Hayır olamaz. Lütfen acı bana, ne olur beni dövme. Bütün arkadaşlarımı dövdün zaten, ne olur dövme. Arkadaşlarını dövmüş olmam benim suçum değil. Hepinizi uyarmıştım, hepinizi. Dayak yemeği kendiniz istediniz resmen, kendiniz. Ulan daha dün bebekti bu çocuk ya, ne ara büyüdü de bizi bu kadar dövecek kadar kaslandı. Harbiden ya, her yerim ağrıyor çocuk, bütün kemiklerimi kırdı valla. Oğlum durun lan, ölü taklidi yapın, belki daha fazla döver yaşadığımızı görürse. Ulan yaşıyor sayılmayız ki, şu halimize bak. Çocuk resmen patates etti bizi, patates. Benim adım Ali, ben bana yapılan yanlışı unutmam, anladın mı? Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Kimse ama kimse bana artistlik yapamaz, anladın mı? Evet Ali, asla bu ismi unutmayacağım, anladım. Ne olur bize daha fazla zarar verme, ne olur, yalvarıyorum sana. Biz çok büyük bir eşeklik ettik, seni küçümsedik, çok özür dilerim. Peki madem öyle olsun, ben şimdi gidiyorum ama gözüm üzerinizde, haberiniz olsun, gidiyorum ben. Ne oluyor be? Bunların burada ne işi var? Helal olsun Ali, helal olsun ya. Nasıl dövdün onları? Ay evet Ali, çok güçlü olmalısın ya. Çok güçlüsün. Ay Ali, gerçekten bayılıyorum sana, bayılıyorum. Of, sizinle mi uğraşacağım? Bir de ben bebekken aklınız neredeydi? Bana çok kötü davranıyordunuz. Niye biliyorsun Ali? Ben seni hep çok sevdim. Hayır Ali'yi çok ben sevdim en çok. Ay Ali'cim, ikisini de dinleme. Onlar yalnız, dinleme onları. Neyse, hep benim eve gitmem gerekiyor artık. Bugün çok fazla spor yaptım, artık yemek yemeliyim. Lan çocuğa bak, ne kadar havalı, bütün kızları reddetti. Hem kaslı hem yakışıklı, hem de herkes buna hasta ya. Keşke ben de onun gibi olabilseydim. Arkadaşlar, Arda'nın bebeğinin kaslı halini beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Hadi baba açın şu kapıyı. Açın babacım şu kapıyı artık. Açlıktan kapıyı yiyeceğim. Hadi ya açsanıza, kaslarımı beslemem lazım artık. Oğlum ne oluyor, sakin ol, tuvaletteydim, tamam açtım işte kapıyı. Ama babacım olmaz ki böyle yani, kaç saattir kapıyı çalıyorum, benim artık yemek yemem lazım. Ne oğlum, yine mi yemek yemen lazım, yine mi? Ben sana bu kadar yemeği nasıl yetiştireceğim? Vallahi ben anlamam babacım, yetiştireceksin, kaslarımı korumam için sürekli yemek yemem lazım. Gel oğlum, en iyisi biz içeride konuşalım. Oğlum sen daha 2 saat önce bir sürü yemek yedin, 20 öğün yemek yedin ya, nasıl daha yemek istiyorsun? Hayır yani biliyorsun biz fakiriz, o kadar paramız yok, o kadar yemek alamayız oğlum. Bana ne baba, bana ne, kendin yeme beni doyur, Allah Allah, ben senin çocuğun değil miyim? Gerekirse sen yemeyeceksin, bana yedirteceksin, anladın mı? Senin gibi bir zargana olamam yani, yemek yemeliyim, kusura bakma hiç.
Bak hani kızmaya başlıyorum, yok dedim, yok yemek falan, çok yedin, yeter bu kadar. Allah Allah ya, başlayacağım sporuna da sana da 5 kuruş paramız yok zaten, o da hepsi de yemeğe gidiyor yani. Bak baba, canımı sıkma benim. Allah Allah, sıkarsam ne olurmuş, sen babanı tehdit mi ediyorsun bakayım? Ha, ediyorum, ne olmuş, seni çok kötü döverim baba. Bak hani elimin tersiyle sana bir tane koyarım, görürsün ha babanı tehdit etmek neymiş. Canımı sıkma benim, adam ol beyefendi ol lan. Babalarla böyle konuşulur mu lan, hiç konuşulur mu? Terbiyesiz, saygısız seni. Baba sen benim elime armut topluyor sanıyorsun. Böyle vururum sana, böyle böyle vururum, görürsün. Ulan eşeksi pısı, gel lan buraya. Ne oluyor ya, istemiyor, ne oluyor? Aa, yapma yapma, ne yapıyorsun? Seni uyarmıştım baba, uyarmıştım seni. Yazıklar olsun lan sana, yazıklar olsun, bunu da yaptın. Kendin kaşındın babacım, yani yapacak bir şey yok. Defol git bu evden hemen, senin gibi bir oğlum yok artık. İyi giderim, gider dilenirim daha iyi, en azından istediğim yemeği yiyebilirim. Defol git, ne yapıyorsan yap, babalara vurulur mu hiç, defol git. Artık senin gibi bir oğlum yok, kaslanınca kimseyi görmez oldun, defol git. Asıl ben seni babalıktan rezil ediyorum, gidiyorum ben. Şuna bak ya, dünyaları yiyor, utanmadan daha fazlasını istiyor, bir de vermiyorum diye beni dövüyor. Gitsin sokakta yaşasın, ne hali varsa görsen. Gitsen bana para verin, ne olur bana para verin. Evden kovuldum, babam beni evden kovdu. Kaslarımı korumak için yemek yemem lazım, protein tozu içmeliyim. Lütfen para verin, spor salonu yeri alacağım. Allah Allah, şuradaki Arda'nın oğlu Ali değil mi? Niye direniyor? Bir gidip konuşayım en iyisi, bakalım neden direniyormuş. Ali hayırdır, niye direniyorsun burada? Çünkü Kerem komiserim, babam beni evden kovdu. Artık beni evlat olarak kabul etmiyormuş. O yüzden direniyorum. Gördüğün gibi artık çok kaslıyım. O yüzden çok yemek yemeliyim. Babam da bana yemek vermiyordu. Şimdi direnip kendi paramı kazanıp bir sürü yemek yiyeceğim. Allah Allah, niye bu kadar kaslı olmak istiyorsun ki? Neden yani? Nedeni mi var Kerem komiserim? Çok güçlü olabilirim, çok güçlü. Neyse, bana para verebilir misin? Yani şöyle Ali'cim, sana para veremem ama benim aslında senin gibi kaslı güçlü birine çok ihtiyacım var. Eğer dilenmek yerine gelip polis olmayı seçersen hem para kazanırsın, hem de sporunu yapabilirsin, hem de bana çok yardımcı olmuş olursun. Nasıl yani Kerem komiserim, benim polis olmamı mı istiyorsun? İyi de benden polis olabilir mi ki, olur mu yani? Tabii ki olur canım, şu haline bak, çok güçlüsün, bütün suçlar senden korkar, korkmasalar bile onları etkisiz hale getirebilirsin. Evet Kerem komiserim, doğru söylüyorsun, haklısın, ben polis olacağım, evet. Maaşım nasıl peki, iyi mi? İstediğim yemekleri yiyebilir miyim? Protein tozu alabilir miyim? Spor salonuna gidebilir miyim? Tabii ki Ali'cim, bu dediklerinin, bu istediklerinin hepsini yapabilirsin. Sana çok güzel maaş vereceğim. Ama şey, tabii ki babandan izin almamız gerekiyor. 18 yaşından küçük olduğun için. İyi de Kerem komiserim, babam beni evlatlıktan reddetti ki. Benim bir babam yok artık. Hayır yani, kimden izin alacağım ki? Kim polis olmama izin verecek? Ali, hemen üzülme, merak etme, şöyle yapabiliriz. Ben seni evlat edineyim, gel benim oğlum ol, olur mu? Hem böylelikle baba oğlu ikimiz polis olabiliriz. Nasıl fikir, kabul eder misin? Tabii ki ederim babacığım, yaşasın yaşasın, polis olacağım. Yeni babam oldu, yaşasın. Oley be, çok da param olacak, yaşasın. Canım oğlum benim. Ay Kerem, neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum, çabuk yetiş çabuk. Aslı, geldiğin ne kadar iyi oldu. Ben de sana bir şey söyleyecektim. Ali artık. Ay Kerem, çok acil bir şey var. Dur dur. Annem galiba beni beğenmedi. Ne oluyor Aslı, ne oldu? Acilen bankaya gitmelisin. Banka soygunu varmış. Bebek askerle bebek polisi rehin almışlar. Hemen gidip çocuklarımızı kurtarmalısın Kerem. Ne, onları rehin mi almışlar? Ama bu nasıl olur, nasıl olur? Babacım hadi gidelim, kurtaralım kardeşlerimi, hadi. Merak etme, ben yanındayım. Hadi madem, bir an önce gidip onları kurtaralım. Ay ne babası ne kardeşi, ne saçmalıyor bu çocuk. Kerem komiser, hemen bir helikopter çağıracaksın, ben kaçacağım yoksa çocukların ölür. Seni pis suçlu, etrafın sarıldı, hiçbir yere kaçamazsın, hemen silahını bırak ve teslim ol. Babacım şuna bak, ne diyor bu, helikopter istiyor. Allah Allah, çay ya da kahvede söyleyelim mi? Bu çocuk da kim lan, ne diyor lan öyle, çay kay, dalga mı geçiyorsun lan, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evet dalga geçiyorum, ne olmuş? La vallahi vururum lan sizi, helikopterimi çağırın hemen, vallahi vururum. Bak sakin ol, kimseye zarar gelmesine gerek yok. Zaten iki güvenlik görevlisini öldürmüşsün. Başka kimseye zarar verme ne olur.
Ya bırak babaya, ben gideyim döveyim şunu ya. Çok kaslıyım, ben gideyim döveyim şunu. Sen kimsin beni dövüyorsun lan? Vallahi vururum lan seni, vururum. Mermi olmuş 5 lira, çok zam geldi bak, ateş ettirtmek zorunda, bırakma. Çok hasta olabilirsin ama silah çeksem ne yapabilirsin ki? Ali dur, sakin ol, bir zarar verecek sana ya da çocuklarıma, ne olur. Ya bak Kerem komiser doğru söylüyor, vallahi elimden bir kaza çıkacak. Yok ya, böyle olmaz, ben gidip bunu döveceğim ya, döveceğim vallahi. Hayır Ali dur. Lan ben sana ne diyeceğim, al bakalım sana, al bakalım. Hayır olamaz. Şansı var, git teslim olmalıydım. Nerede bu Ali ya? Az önce silah sesi duydum. İnşallah onunla alakalı bir şey değildir. Umarım ona bir şey olmamıştı. Oğlum Ali, ne oldu sana? Oğlum iyi misin? Ali ne olur aç gözlerini, kendine gel. Ali oğlum ne oldu sana? Ne oldu? Babacım ne olur sana dediklerim yaptıklarım için beni affet, ne olur. Canım oğlum benim, sen benim oğlumsun ya. Asıl sen beni affet. Sen bir kendine gel de bunları konuşuruz. Merak etme Arda, Ali düzelecek. Ali düzelecek. Sana söz veriyorum. Kerem komiser söyle bakalım bana, Ali'nin burada ne işi vardı? Burada ne işi vardı? Sen benden o izin almadan oğlumu nasıl polis yaparsın? Nasıl ya? Nasıl? Ali'yi evden kovduğun için ona evlat edindim yani ben, o yüzden. Ulan Kerem komiser, o daha bir çocuk ya. Çocuk, alt üstü bir kavga etmiştik. Ben çocuğumu sokağa atar mıyım hiç ya? Gidip küçücük çocuğu polis mi yaptın gerçekten? Çok özür dilerim Arda, böyle oldu. Onu düşünmemiştim. Babacım Kerem komiseri kızma. Onun hiçbir suçu yok. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Onun lafını dinlemeliydim. Sana da hiç kötü davranmamalıydım. Hepsi benim suçum babacım. Hayır oğlum, sen bunları düşünme. Şimdi ambulans gelecek, tamam mı? Sonra sen iyileşeceksin. Boş ver şimdi bunları. Arkadaşlar yardımlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen yorumlarda Ali iyileşsin yazın. Lütfen yazın ki iyileşsin. Kerem komiserim yorum yapsalar iyi olur. Oğlum iyileş. O iyi olur, yoksa sana yapacaklarımı tahmin bile edemezsen. Oğlum Rüzgar, ne yapıyorsun ya? Biraz yavaş kullan şu arabayı. Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ya Arda ne korkak çıktı? Sus be. Oğlum valla öldüreceksin bizi ya. Yavaşla biraz. Oğlum manyak mısın? Hiçbir şey olmaz oğlum. Merak etme sen. Bak nasıl gazlıyorum ya. Çok iyiyim. Allah'ım ne olur koru bizi, ne olur. Hey polisler, durdurun şu arabayı çabuk. Durdurun, şuna bakın nasıl sürat yapıyor. Hemen bir ceza keselim şuna ya. Allah Allah, ne kadar tehlikeli kullanıyor. Arkadaşlar Mafya Kerem komiseri sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Harbiden Kerem komiserim ya. Şehir içinde bu kadar hız yapılır mı? Allah Allah, kim acaba bu? Hayda Rüzgar, ne yapacağız? Polis çevirmesi var. Oğlum senin ehliyetin bile yok. Çok da hız yaptın. Ne yapacağız şimdi? Aman Arda, ne olacak be? Parası neyse öderiz geçeriz. Hiçbir şey olmaz. Merak etme oğlum. Hey sen dur bakalım, çevirmeye giriyorsun. Neyse ya, Allah'tan polis durdurdu bizi, yoksa Rüzgar vallahi öldürtecekti bizi. Manyak mıdır nedir ya, çevirmeye girecek hala son süratle geliyor, manyak. Merak etme ya, Kerem komiser süper bir ceza yazar şimdi ona. Ne Rüzgar, arabayı kullanan sen miydin? Kerem komiserim, ne olmuş yani, ne oldu ki? Rüzgar oğlum, şehir içinde böyle araba kullanılır mı hiç? Kaçta gittiğini farkında mısın sen? Yaşa vallahi Kerem komiserim, ben de sabahtan beri Rüzgar'a çok hızlı gidiyorsun diyorum, dinletemiyorum. Ya Kerem komiserim, o kadar Lamborghini almışız. Kaçta gideceğim ya? Onla mı gideceğim? Hızlı gideceğim tabii ki. Hayır Rüzgar, trafik kurallarına uymak zorundasın. Araban ne olursa olsun uymak zorundasın. Ayrıca senin ehliyetin var mı bakayım? Göster bakayım bana. Yok be Kerem komiserim, ne ehliyeti? Ehliyet ne arar bunda ya? Daha küçücük çocuk bu Rüzgar. La oğlum artık mal mısın? Niye şikayet ediyorsun beni? Salak mısın? Niye söylüyorsun ya ehliyetimin olmadığını? Ahanda ehliyeti de yokmuş. Vallahi süper ceza yiyecek. Süper. Oh, bu akşam İskender yiyebiliriz ya. Oh vallahi ya, canıma değsin. Harbiden süper bir ceza yiyecek. Ehliyeti de yokmuş. Arabaya da el koyarız, gezeriz bununla. Ne Rüzgar, ehliyetin de mi yok? Çık hemen o arabadan. Senin araba kullanman yasak. Çık hemen. Arabana el koyuyorum. Sana üstelik bir de para cezası yazıyorum. Duydun mu beni? Aman Kerem komiser, yavaş ol bakalım. Sen bana öyle bir veremezsin. Vallahi çok sağ ol Kerem komiserim. Az daha kendin de beni de öldürtecekti bu manyak. Kaza yapacaktık. La eşek orada. Madem bu kadar
kadar korkaksın? Niye arabanla gezdirip duruyorsun bana? Niye? Belki de bu kadar hız yapacağını, bu kadar tehlikeli hareketler yapacağını düşünmemiştir Rüzgar. Ondan olabilir mi? Vallahi ağzını öpeyim Kerem komiser. Çok doğru söylüyorsun. Ben ne bileyim ya böyle kullanacağını, nereden bileyim? Hayır yani aslında hiç kullanmaman lazım. Ehliyetin yokmuş ama yani bir de çok tehlikeli kullanıyorsun. Allah Allah, istediğim gibi kullanırım. Benim arabam değil mi? Allah Allah, ben çok zenginim. İstediğimi yaparım. Sonra ne oluyor Kerem komiser? Sen var ya, beni kıskanıyorsun. Ondan böyle diyorsun. Senin araban çok dandik. Ondan kıskanıyorsun beni. Ne oluyor lan, bacak kadar boyuyla Kerem komisere kafa tutuyor lan bu çocuk. Harbiden yav, neyine güveniyor bu? Vallahi anlamamışım yav. Rüzgar, her şey para demek değildir. Zenginsin diye her şeyi yapamazsın. Anladın mı beni? Bu terbiyesizliğini yaşına veriyorum. Şimdi sana para cezası vereceğim. Arabana da el koyacağım. Duydun mu beni? Allah helal olsun Kerem komiserim. En doğrusunu yaparsın ya. Al şundan arabayı. Ay Kerem komiser, sen hele bir bana ceza yaz. Hele bir arabama el koy. Bak ne oluyor ondan sonra. Seni var ya babama şikayet edelim. Seni işsiz bırakır. Duyuyor musun beni? Benim babam çok zengin. İstediğini yapabilir. Sen bir de utanmadan beni tehdit mi ediyorsun? Rüzgar, hemen defol git. Arabanı bırak, defol git. Yoksa seni hapse atarım. Allah Kerem komiserim, olaylar bana gelmeden ben gideyim. Hadi görüşürüz. Size iyi mesailer. Kolay gelsin size. Ya Arda'ya bak ya, şerefsiz. İki dakikada soktu beni. Rüzgar, ne olur beni sokmadan arabanla gezdir derken böyle demiyordu ama. Rüzgar hadi uzatma. Bırak arabayı git. Para cezasını da yazdım. Evinize göndereceğim. Görürsün sen Kerem komiser. Görürsün, sana bu yaptığın hesabını soracağım. Şimdilik gidiyorum ama çok fena döneceğim. Göreceksin. Şuna bak ya, terbiyesiz, hala nasıl konuşuyor. Kerem komiserim hayırdır, bir sıkıntı mı var? Ne oldu, bir sorun mu var? Saçmalamayın çocuklar, ne sorunumuz olabilir? Şuna bakın, son model lüks çok hızlı bir arabamız oldu yani. Ne sorunumuz olabilir, yaşasın. Of, harbiden süper araba. Gezeriz bununla değil mi Kerem komiserim? Gezeriz değil mi? Valla Kerem komiserim ya, ne olur gezelim bu arabayla. Ben ömrüm boyunca çalışsam böyle bir araba alamam ya. Gezeceğiz tabii ki, hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Hadi madem bu çevirme alanını toplayalım, bunları götürelim bir yere de arabayı da otoparka çekelim. Sonra da gezeriz. Yaşasın be, yaşasın. Şimdi direksiyonun storiesini çekip Instagram'a atacağım. Of, aynen aynen. Beni de arabanın önünde çek de ben de fotoğrafımı atayım Instagram'a. Hey, kime diyorum ben? Hadi toplayın burayı. Rüzgar oğlum, sen ciddi misin? Kerem gerçekten arabana el koyup sana para cezası mı yazdı? Evet babacığım, ciddiyim tabii. Bak seni babama söylerim. Benim seni babam da kim ya? Bana ne ondan? Salon teki o dedi. Lan ne? Sen doğruyu mu söylüyorsun Rüzgar? Bana bunları mı söyledi Kerem? Evet babacım, o babana var ya, tek yumrukta bayıltır beni. O eziğin teki dedi. Ay zengin, Kerem'in seninle böyle konuşmasına izin mi vereceksin, yoksa gerçekten ezik misin? Saçmalama Barbie, ben zenginim. Kimse benimle böyle konuşamaz, kimse. Ben izin vermesem bırak bu şehirde polis olmayı, bu şehirde dilenemez bile o. Ay öyle babacım, yani sen ona git polis yap. Bir de o senin gelsin, oğlunun arabasını alsın, para cezası yazsın. Bir de sana hakaret etsin, yok ya böyle bir şey. Rüzgar yürü oğlum, gidiyoruz. Kerem'e bu yaptıkların hesabını soracağız. Gel oğlum, o Kerem'e göstereceğim. Dünya kaç bucak göstereceğim. Bas kızım babacım, hadi gidelim artık. Gününü gösterelim şuna. Merak etme oğlum, ben o Kerem'e ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çok pişman olsun babacım, çok pişman olsun. Bize bulaşmak neymiş, zengin ailesine bulaşmak neymiş, görsün. Merak etme canım oğlum benim, görecek o Kerem, görecek. Onu var ya çok kötü yapacağım, mahvedeceğim oğlum, canım oğlum. Ay yürü babacım, geldik, gidelim artık. Oğlum Kerem, sen hayırdır lan, sen hayırdır, sen çok şımarmışsın. Ben de sizi bekliyordum zengin, hoş geldiniz. Hiç de hoş falan gelmedik Kerem komiser, ben sana demedim mi? Babam seni çok kötü yapacak demedim mi? Rüzgarcığım üzgünüm ama baban hiçbir şey yapamaz, ben %100 haklıyım. Ha, bekle yapamam sen, bekle yapamam. Kerem var ya, bitirdim oğlum ben seni, bitirdim, istediğin kadar haklı ol. Nasıl yani ya zengin, ne demek istiyorsun, nasıl bitirdin beni? Oğlum sen hayırdır lan, bana salak mal tek yumrukta bayılır demişsin, hayırdır lan, sen kimsin oğlum, kendine gel. Senin bu şehirde yaşamana izin veren de benim, seni polis yapan da benim, sen hayırdır lan nankör. İyi de zengin, ben bu dediğin şeylerin hiçbirini yapmadım ki. Aya orada Kerem komiser, yalan söyleme bakalım. Babama bir sürü küfür ettin, hakaret ettin, dua et, hepsini söylemedim ben.
Ne? Daha söylemediğin şeyler de mi var Rüzgar? Lan Kerem sen kimsin lan? Sen kimsin? Zengin, gerçekten ben sadece Rüzgar'a hız yaptı diye ceza yazdım. Arabasına el koydum. Ehliyeti bile yokmuş. Ben asla sana kötü bir şey söylemedim. Yalan söylüyor Rüzgar. Aa babacım, şuna bak, utanma lan. Sana ne var ya, yalancı diyor ya. Allah Allah, şuna bak, kendi kulaklarını da duyuyorsun yani. Biz yalancı mıyız babacım? Yalancı mıyız biz? Harbiden Kerem, hala utanmadan gözümün içine baka baka bana yalancı diyorsun lan. Ulan ailenin hatırına seni bu şehirden kovmuyorum ama polislikten atıyorum. Artık polis değilsin. İyi de zengin, beni polislikten atarsan ben nasıl evime ekmek götüreceğim? Nasıl ailemi doyuracağım? Lütfen atma beni. Bir yanlış anlaşılma var. Lütfen, çözebiliriz. Neyi yanlış anlayacağım lan? Neyi yanlış anlayacağım? Hem oğlumun arabasına el koyuyorsun, hem para cezası yazıyorsun, hem bize yalancı diyorsun, hem de küfür ediyorsun. Dua et şehirden göndermiyorum seni. Bak biraz daha diretirsen şehirden de gönderirim. Peki madem zengin, ne yapayım yani? Şehirden gönderme, tamam, polislikten istifa ediyorum. Hayır Kerem Gözler, istifa falan etmiyorsun. Kovuluyorsun ya. Kovuldun sen, kovuldun. Bizimle ilgili böyle ileri geri konuşmak neymiş, yanlış yapmak neymiş, artık sokakta dilenirken öğrenirsin. Ama ben bu dediklerini yapmadım. Yaptım mı arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Ben haklı değil miyim? Neyse ne Kerem, daha fazla seninle uğraşamam. Üniformanı, rozetini, silahını bırak, defol git. Yürü Rüzgar, gidelim hadi. Yapacak bir şey yok. Mecbur polisliği bırakıp direneceğim. Alacağın olsun zengin. Lütfen bana para verin. Ne olur para verin. İşimden kovuldum. Haksız yere işimden kovuldum. Ailemin karnını doyurmam lazım. Ne olur para verin. Hayırdır ya, şuradaki adam ne yapıyor? Gideyim bir derdini sorayım. Selamünaleyküm kardeş. Ne yapıyorsun burada? Şey, dileniyordum ama sizin için bir sakıncası varsa gidebilirim. Sen şu meşhur Kerem komiser değil misin? Nasıl bu hale düştün? Nasıl dilenci oldun? Zengini tanıyor musunuz? Zengin diye biri var bu şehirde. Hani bütün şehir onun, bütün şehri satın aldı ya. Evet, tanıyorum kendisini. Ne olmuş yani? Şey işte, oğlu ve o bana tuzak kurdular. Beni polislikten attılar. O yüzden ailemi doyurmak için dileniyorum. Ama dediğim gibi, sizin için bir sakıncası varsa gidebilirim. Silahınız falan var yani. Korktum biraz. Yok kardeşim, yok da yani şimdi sana şöyle diyeyim. Dilenerek nasıl bakacaksın ailene? Para kazanamazsın ki dilenerek. İyi de başka çarem yok ki. Zengin beni işimden etti. Ne yapacağım yani? Eğer sen de istersen seni çok zengin yapabilirim. O zengini ben de hiç sevmiyorum. Ama bir şartım var. Eğer şartımı kabul edersen hem tüm şehir senin olur, hem de zenginden intikamını almış olursun. Gerçekten mi? Tabii ki yaparım. Neymiş o şart? Artık mafya olacaksın. Duydun mu beni? Mafya olacaksın. Kabul ediyor musun? Bilemedim ki yani. Başka da çarem yok gibi duruyor. Olurum, niye olmayayım ki? Güzel, o zaman sana silah ve kıyafet ayarlayalım. Git zenginin bütün parasını al. Bütün parasını. Bütün şehir senin olsun, anladın mı? Bütün şehri satın al. Olur, hem zenginden intikamımı almış olurum. Aynen öyle. Hadi silah ve kıyafeti ayarlayalım da git zenginin bütün parasını al. İşte böyle, aferin, diz çökün önümde. Diz çökeceksiniz. Kerem çok özür dileriz. Tamam, tekrardan polis olabilirsin. Ne olur öldürme bizi. Ne istersen yaparız, ne olur. Evet Kerem komiserim, çok özür dilerim. Araba da senin olsun, polis ol tekrardan. Ne olur bize zarar verme. Ölmek için çok gencim. Yani babam o kadar genç değil ama istiyorsan onu öldür. İntikamını öyle alabilirsin. Ya Rüzgar, ne diyorsun Kerem? Bakma sen buna. Öldürme bizi. Ne olur öldürme. Artık polislikle işim falan yok benim. Ben artık mafyayım. Ne? Mafya mı? Peki bizden ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Evet ya, bizi affet, biri yolu yok mu? Canımızı bağışlayacağım bir yol yok mu? Tabii ki de var. Tabii ki de var. Neymiş o Kerem? Söyle, yapacağız. Ne istiyorsan yapacağız. Bütün paranı bana vereceksin zengin. Bütün şehir benim olacak. Bütün şehri satın alacağım. Ama Kerem, bütün paramı sana verirsem ben ne yapacağım? Ben nasıl geçineceğim? Ben nasıl ailemi karnını doyuracağım? Evet Kerem gözlerim, biz fakir olacağız sonra. Bu beni alakadar etmez zengin. Bütün paranı veriyor musun? Bütün şehri bana veriyor musun? Yoksa öldüreyim mi sizi? Tamam Kerem, sen kazandın. Bütün param senin. Bütün şehir senin artık. Aferin zengin, doğru seçimi yaptın.
Hayır olamaz, ciddi biz fakir mi olduk? Of ya, of ya. Rüzgar oğlum, yapacak bir şey yok. Ya fakir olacaktık ya da ölecektik. Bu da size ders olsun. Yaptığınızın bedelini asıl siz ödeyeceksiniz. Ya zengin olmak ne kadar güzel bir şey ya. İyi ki Tayland'dan bütün paraları çalmışım. Şuradaki paralara bakın ya. Oturduğum eve bakın. Eskiden bu evde Taylan oturuyordu ama onu kovdum şehirden. Çok zengin olduğum için kovdum. Artık şehirdeki en zengin benim. En zengin benim. Ya oğlum bir şey diyeceğim ya. Biz önceden Taylan Bey'e çalışıyorduk. Şimdi Taylan Bey gitti. Kerem komisere çalışıyoruz. Yani biraz ayıp olmadı mı sence de? Ya yok be oğlum. Parayı veren düdüğü çalar işte. Artık Kerem'in parası var. Taylan'ın yok. O yüzden ona çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Evet ya haklısın. Doğru söylüyorsun. Acaba bugün ne yapsam? Milyoner hayatımın ilk günüyle ne yapsam ya? Ne yapsam ki? Of bilemedim arkadaşlar. Sizce ne yapayım? Biraz para harcamak istiyorum. Lütfen yorumlarda yazın. İşte buldum. Gidip son model arabamla gezip Taylan'la dalga geçeceğim. Korumalar selam, ne yapıyorsunuz? Bir sıkıntı yok değil mi? Kimse paramı çalmaya çalışmıyor değil mi? Vallahi bakın ben Taylan'a benzemem. Onun parası çalındı. Eğer benimki de çalınırsa çok kötü yaparım sizi. Yok Kerem Bey, hiç merak etmeyin. Bütün paranız güvende. Hiçbir sıkıntı yok. Aynen öyle Kerem Bey. Hiçbir sıkıntı yok. Siz bir yere mi gidecektiniz? Şey evet, son model lüks arabamı alıp biraz Taylan'la dalga geçeyim diyorum. Arkadaşlar Kerem komiserin yeni halini sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada lütfen destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenebilir misiniz? Lütfen arkadaşlar, desteklerinize ihtiyacımız var. Siz gördünüz mü Taylan'ı? Buralarda mı, şehirde mi? Biraz dalga geçmem lazım onunla. Evet efendim, en son şehirdeydi. Dileniyordu kendisi. Aynen öyle, hiç parası kalmayınca dilenciliğe başlamış. Bana Kerem'e ulaşırsa sonu böyle olur işte. Gidip geçelim artık dalga. Kolay gelsin Kerem Bey. Bir sıkıntı olursa biz buradayız. Aynen öyle Kerem Bey. Biz burada evinizi ve paralarınızı koruyor olacağız. Sizi şakacılar. Başka nerede olacaksınız oğlum? Siz benim korumamsınız. Koruyacaksınız. Aa, şakacı seni. Çok komikmiş. Hı? Ne dedin sen? Bak bana bak. Çok kötü yaparım seni. Duydun mu? Çok kötü yaparım. Düzgün konuş benimle. Şey pardon Kerem Bey. Onun kusuruna bakmayın. O şaka yaptı. Sizi güldürmek istedi. Yanlış anlamayın ne olur. Evet evet Kerem Bey. Çok özür dilerim. Affedin ne olur. Ağzımdan kaçtı. Hareketlerinize dikkat edin. Neyse çekilin. Ben arabama binip gideceğim artık. Şunlara bak ya, terbiyesizler. Ne biçim konuşuyorlar patronlarıyla. Oğlum senin derdin ne lan? Ne diyorsun sen? Oğlum ne bileyim ya. Bir an sinir oldum. Hem Taylan'ın bütün parasını çaldı hem de artist konuşuyor. Neymiş efendim? Yok neymiş? Şöyleymiş böyleymiş. Taylan'ın parası olmasa hiçbir şey değildi. Onun parasını çaldı. Şimdi gidip onunla dalga geçecek. İyi de oğlum bize ne bundan? Bizim paramızı artık Kerem veriyor. Buna alışsan iyi dersin. Doğru söylüyorsun kardeşim ya, haklısın. Şöyle son model arabamızı da gazlayalım biraz ya. Vay eski meslektaşlarım çevirme koymuş. Şunlara şöyle hızlıca girip bir şov yapayım da görsünler. Ulan oğlum bu arabada neyin nesi? Çok pahalı bir arabaya benziyor. İçindeki de kim acaba? Kimse kim oğlum, bizi ilgilendirmez. Gelsin buraya hemen. Ona aşırı hızdan ceza yazacağım. Oğlum sonun Kerem komiser gibi olmasın ondan sonra. Arabadaki o Taylan mıdır yaylan mıdır nedir o? Şimdi seni de attırır işinden valla. Yok be oğlum, Taylan artık fakir, o bir dilenci, o olamaz. İyi bakalım göreceğiz şimdi kimmiş. Siz de bana ihanet ettiniz, size de göstereceğim şimdi, göreceksiniz. Lan iyi de bu Kerem komiser. Kerem komiserim ne oluyor? Sen bu arabayı nasıl aldın? Neden bu kadar hız yapıyorsun? Birincisi ben artık Kerem komiser değil, milyoner Kerem'im. İkincisi ise neden hız yaptığım seni hiç ilgilendirmez. Cezamı yaz gideyim. Nasıl yani Kerem komiserim, gerçekten mi? Ulan Kerem komisere ne olmuş böyle? Hadi durdurmuşken yazıyorsan yaz, yoksa basarım gaza, hayatta yakalayamazsın. İyi de Kerem komiserim anlayamıyorum ben. İyi o zaman dumanımı yutarsın böyle. Hehehehe. La yakala, kaçıyor, yakala şunu. Olamaz, kaçırdık. Enayiler ya, gerçekten beni yakalayabileceklerini sanıyorlar. Neyse artık şu Taylan'ı bulayım da biraz dalga geçeyim. Lütfen para verin ya, işimden atıldım, ne olur para verin. Ne olur bana da para verin, bütün paramı çaldılar, çok fakirim, ne olur para verin. Taylan kardeş, ne yapacağız biz ya, ne yapacağız böyle? Ne bileyim fakir kardeş, dilenciz işte, yapacak bir şeyimiz yok. Ulan Kerem ya, alacağın olsun, senin yüzünden düştüğümüz duruma bak. Harbiden ya, o Kerem'i bir elime geçireyim var ya, neler yapacağım ona. Aa işte birileri dileniyor orada, kesin fakirle Taylan bunlar. Gideyim de biraz dalga geçeyim şunlarla. Şşt, bana bakın lan salak fakirler. Ulan Kerem, hangi yüze geliyorsun buraya, hangi yüzle? Lan Kerem, senin var ya kemiklerini kıracağım, o
oğlum şimdi? Sen bana hiçbir şey yapamazsın pis dilenci. Unutma ki önceden ben bir polistim. Seni çok kötü dövebilirim yani. Evet ya, doğru söylüyorsun. Şaka yaptım, şaka. Kerem ya, neden yaptın bize bunu? Neden? Ne demek neden yaptın fakir? Neden yaptığımı bilmiyor musun? Sen bana ihanet ettin. Taylan denilen herif için beni polislikten attırdın ve sen Yusuf müdürü getirttin. Hele Kerem, Taylan Bey'in yardımları olmasa bu şehir batar be, batar. Aynen öyle, bu şehire en çok yardım eden bendim. Aa, öyle mi olmuş? Hani yardımların nerede, edebiliyor musun artık? Senin yüzünden edemiyorum. Bütün paramı çaldın. Bütün paramı. Ama göreceksin, intikamımızı alacağız. Aynen öyle Kerem. İntikamımızı alacağız senden. Hiç güleceğim yoktu ya. İntikam alacaklarmış. Siz bırakın intikam almayı. Marketten ekmek bile alamazsınız. Artık 5 kuruş paranız yok. Fakirsiniz oğlum siz. Ulan Kerem, göreceksin sen. Göreceksin. Aynen öyle. O paralar tekrardan benim olacak. Aynen kardeşim aynen. Neyse, son model arabama binip gideyim artık. Benim paramla aldığın son model araban. Hadi canım hadi, kıskanma ne olur, çalış bir gün senin de olur. Hadi ya, fakirlerle uğraşamam. Fakir kardeş, bu Kerem'in yanına kar kalamaz. Bir şeyler yapmalıyız. Aynen öyle Taylan, bir şeyler yapmalıyız. Ama ben ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Hadi gel madem, ne yapacaksak yapalım. Allah'ın dilencileriyle de iyi eğlendim ya. Neyse artık son güzel evime gideyim ya, süper evime. Fakir kardeşim, ne oldu, çok acil dedim geldim. Bu yanındaki adam da kim? Abi yanımda Taylan, bizim senin çok acil yardımına ihtiyacımız var. Yardımına. Ne oldu oğlum, üstün başında yırtık pırtık, anlamadım. Ne oldu, ne yardımı? Söyle, edebiliyorsam edeyim. Abi bak şimdi, Taylan sana anlatacak, anlatacak. Taylan anlat kardeşim, ne oldu, hadi dinliyorum. Zengin, öncelikle merhaba. Ben bu şehrin en zengin insanıydım aslında. Nasıl ya, harbiden mi? En zengini ben değil miydim? Hayır abi, Taylan senden kat kat daha zengindi. He oğlum, ben niye yardım edeyim ki bu herife o zaman? Artık zengin değil anladığım kadarıyla. En zengin benim yani. Yani şimdi size yardım edersem galiba o tekrardan zengin olacak. Ben ondan fakir olacağım. Tamam da abi, hala en zengin. Sen değilsin ki, değilsin. Evet zengin, senden çok daha zengin birisi var. Benim paralarımı çaldı. Ne, gerçekten mi? Kim o, tanıyor muyum? Evet abi, ve de hiç sevmediğim biri. Hiç sevmediğim. Allah Allah, kimmiş o? Sakın Kerem deme. Bak Kerem deme, Kerem'den nefret ediyorum. Maalesef abi, Kerem kendisi. Kerem, Taylan'ın bütün paralarını çaldı Kerem. Artık en zengin o. Vay şerefsiz Kerem, hırsız mı oldu bir de? Aynen öyle abi, polisi bırakıp hırsız oldu. Yani zengin, hem sen bana yardım edersen ileride iş yaparız. Sen de parana para katarsın. Bana yardım etmen ikimizin de işine gelir yani. Ben de tekrardan belediye başkanı olabilirim. Tamam, merak etmeyin, edeceğim. O Kerem'den kurtulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu işi çözüp Kerem'i hapse atalım. Bir daha da çıkamasın. Aynen öyle abi, aynen. Onu hapse atalım, hapse. Ne yapıyoruz? Kerem'in bu paraları çaldığını mı ispatlayacağız şimdi? Aynen öyle. Kerem şu an benim eski evimde oturuyor. O evde bir gizli kamera vardı. Paraları çalarken onu görüntülemiş olabilir. Tamam işte, gidip alalım o kamera kayıtlarını. Abi Taylan'ı dinlesene. Kerem artık orada oturuyor. Olsun, Kerem orada değilken girer alırız. Ne olacak yani? O kadar kolay değil işte. Orayı iki koruma tutuyor. Benim eski korumalarım artık onun koruması oldu. O ev 7/24 güvenlikli yani. Aynen abicim. Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? Siz hiç merak etmeyin. Tamam, Kerem şu an benden daha zengin olabilir ama benim de çok param var, hatırlayın. O korumalar madem senden sonra Kerem'in yanına geçti, onlar para için yapıyordur bu işi. Bu demektir ki onlara rüşvet verebiliriz. Evet evet, çok mantıklı konuştun. Onlara kesin rüşvet verebiliriz. Helal olsun abi. Süper fikir ya. Hadi gidelim. Yürüyün hadi, gidiyoruz. Bana bakın, siz ikinize de bir çanta dolusu para verdim. Ona göre şimdi defolup gideceksiniz. Duydunuz mu beni ha? Duydunuz mu? Tabii ki efendim, duyduk. Biz defolup gidiyoruz. Asla Kerem'e bir şey söylemeyeceğiz. Aynen öyle. Biz zaten Taylan Bey'i seviyorduk. Bu Kerem'i hiç sevmemiştik. Şimdi defolup gidiyoruz. Biz artık size çalışırız zengin bey. Aferin. İşte böyle adam olacaksınız. Hadi toz olun. Tamam zengin bey. Niye kızıyorsunuz? Gidiyoruz işte ya. Allah Allah. Fakir, bunlar gitti ama siz yine de kimsenin gelmediğine emin olun. Ben yukarı çıkıp kamera kayıtlarını bulacağım. Tamamdır abi. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Biz buradayız. Sizi bekliyoruz.
seni ve kamera kayıtlarını. Tamamdır, hadi bana bol şans dileyin. Ben gidiyorum. Bu işi halletmeden gelmeyeceğim. Merak etmeyin. Aman abi, gözünü seveyim. Hallet şu işi ya. Hallet. Merak etme fakir, ben bu zengine çok güvendim. Kesin bu işin üstesinden gelecek gibi duruyor. Bir gün sonra. Ne olur çıkarın beni buradan. Çok pişmanım. Ne olur. Hadi lan oradan Kerem. O tren kaçtı artık. Bunları yapmadan önce düşünecekti. Çok özür dilerim. Çok pişmanım. Ne olur affedin beni. Kamera kayıtları sağ olsun. Seni hapse attırabildik. Taylan Bey artık tekrardan zengin. Fakirse tekrardan belediye başkanı. Aynen öyle Kerem. Sana söylemiştik. Senden intikamımızı alacağız demiştik. Seni de asla affetmiyorum Kerem. Bir ömür boyu hapiste kal da gör bakalım. Çok pişmanım. Ne olur ya. Ne olur çıkarın beni. Haklısınız. Hırsızlık yapmamalıydım. Ulan Kerem, sen sadece hırsızlık yapmadın ki, saygısızlık yaptın. Bir sürü kötülük yaptın lan bize. Tamam, Taylan bir kötülük yapmış. Seni polislikten arttırmış ama senin de mi kötülük yapman gerekiyordu? Evet ya, ben halledecektim zaten. Ben halledecektim. Evet yani ben davranışımın yanlış olduğunu biliyorum. Çok büyük bir ayıp ettim sana ama konuşup halledebilirdik. Ne bileyim ya, düşünemedim ya. Çok özür dilerim. Çok sinirlendim size karşı. Ne olur çıkarın beni. Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın. Çıkarsınlar beni. Ben aslında iyi biriyim değil mi arkadaşlar? Bir an için para görünce değiştim. Çok değiştim. Çok özür dilerim. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Kerem'i çıkaralım mı? Ne diyorsunuz? Vallahi çıkarsak bile ben bir süre polis yapmam bunu yani. Ben güvenmiyorum buna. Bu bizi korumaz. Para gördüğü an satabilir bizi. Bilemedim ki ne yapsak yani. Ben de yanlış yaptım sonuçta. Beni affettiniz. Belki Kerem'i de affetmemiz gerekiyor. Arkadaşlar yazın yorumlarda. Yalvarırım size arkadaşlar. Destek olun bana ne olur. Of ya, çok sinirliyim. Acilen birilerine sataşmalıyım. Hayırdır ya, Rüzgar değil mi şu? Niye öyle bakıyor bana? Lan Adler, hayırdır, neye bakıyorsun sen? Asıl sen hayırdır Rüzgar ya? Ne öyle öküzün trene baktığı gibi bana bakıyorsan? Sana yalvar, istediğim yere bakarım. Ayrıca öküz senin babandır. Doğru konuş lan, benim babamla valla gelirim, ağzını yüzünü kırarım senin. Hani lan oradan zargara, valla sana bir tane koyarım, böyle bir tane de yer koyar, tamam mı? Valla bak çok fena döverim seni, böyle böyle vururum sana, ağzını yüzünü kırarım Arda. Ya Rüzgar, böyle elimin tersiyle bir tane yapıştıracağım şimdi, artist konuşma lan. Hadi lan Arda, yapıştıracakmış, hadi lan korkak, sende o yürek var mı? Allah fakiri seni, korkak Arda. Fakir korkak, fakir korkak. Ne dedin sen bana, korkak mı dedin? Al bakalım sana, al bakalım, al sana korkak, al bakalım. Sen hangi cüretle bana vurursun lan? Gel lan buraya, al bakalım sana, al bakalım, al bunu sana Arda. Şu yüzünün gözünün haline bak, hala konuşuyorsun lan. Artist seni, dayağımı yiyeceksin şimdi. Seni var ya paramparça yapacağım oğlum, paramparça. Lan sen kendi yüzünün haline bak lan. Artist var ya, öldüreceğim seni pis fakir. Hı? Ne oluyor orada? Birileri kavga mı ediyor? Hemen ayırmalıyım. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ayrılın hemen, ayrılın. Arda Rüzgar, bana bakın, size diyorum, kavga etmeyin. Yok yok Kerem komiserim, bu Allah fakiri iyi bir dayağı hak etti. Hadi lan oradan, asıl sen sağlam bir dayağı hak ettin. Gel lan buraya, kaçma lan. Ne kaçacağım lan senden, ne kaçacağım? Seni bitirdim oğlum, bitirdim lan seni. Oo yeter be, durun artık, durun. Kerem komiserim, ne yapıyorsun, manyak mısın? Niye ateş ediyorsun, bizi vuracaksın. Harbiden Kerem komiserim ya, tamam kavga etmiyoruz, tamam. Yeter be yeter, size kavga etmeyin diyorum, ayrılmıyorsunuz. Ne yapayım yani, ben de mecbur havaya ateş ettim. Kaç defa ayrılın dedim size, ayrılmadınız, ateş edince ayrıldınız, ne yapayım yani. Tamam işte ya, tamam, etmeseydin keşke, vallahi çok korktum. Bir de korkak deyince kızıyorsun bana, korkaksın oğlum, korkaksın işte. Oğlum senin yediğin dayak yetmedi galiba, daha fazlasını istiyorsun sanırım. Asıl sen böyle konuşabildiğine göre demek ki senin yediğin dayaklar yetmemiş. Şuna bak artist, bu koku da ne ya, korkudan altına yapmış. Pis korkak Arda, pis korkak, aptal, fakir. Ulan gel lan buraya, kıracağım ağzını. Ya yeter ya, ben yarım saattir ne diyorum size, yürüyün benimle, hapse gireceksiniz. Siz laftan anlamıyorsunuz, en iyisi biraz hapiste kalın da görün gününüzü. Yeter ya, sabaha kadar sizinle mi uğraşacağım ben? Yeter ya, gelin hemen benimle hapse, valla vururum ikinizi de, hadi. Kerem komiserim, çok üzgünüz, ne olur çıkar bizi, söz bir daha kavga etmeyeceğiz. Evet Kerem komiserim, söz veriyoruz, ne olur çıkar bizi. Artık çok geç çocuklar, en başta lafımı dinleyecektiniz. Şimdi babalarınızı arayacağım, şikayet edeceğim size. Eğer çıkarmamı isterlerse çıkarırım. Ama onun dışında dersinizi almadan hayatta çıkarmayacağım sizi. Hayır Kerem komiserim, sakın babamı arama. Vallahi bana çok kızar, ne olur, tamam, çok pişmanım, çok özür dilerim. Evet Kerem komiserim, baba var ya hapse girdiğimi, bir de kavga ettiğimi duyarsa beni öldürür, ne olur
babamı arama. Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Arda'yı mı Rüzgar'ı mı? Ben Arda'yı daha çok seviyorum. Lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp video beğenin, herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Üzgünüm, bunu kavga etmeden önce düşünecektiniz. Artık babalarınızı anlatırsınız. Kerem komiserim, ne yaptın sen? Bitirdin beni, bitirdin. Vallahi beni de bitirdin. Babam canımı okuyacak. Ben hiçbir şey yapmadım. Hepsi sizin suçunuz. Size durun dediğimde dursaydınız bunlara gerek kalmazdı. Şimdi arayacağım babalarınızı. Arda kardeşim, sürekli kavga ediyoruz falan filan ama yani seni kısa da olsa tanımak güzeldi. O ne demek Rüzgar? Nasıl yani? Nasıl tanımak güzeldi? Babam benim kavga edip hapse girdiğimi duyunca beni öldürecek de ondan dedim. Ha, anladım şimdi. Evet, benim babam da beni öldürecek. Seni tanımak da güzeldi kardeşim. Ulan Arda, kafanı kıracağım senin. Kafanı kıracağım. Nasıl hapse girersin ya? Nasıl ya? Ulan Rüzgar, bittin lan sen, bittin lan. Demek kavga edip hapse girersin ha. Şimdi soracağım sana bunun hesabını. Ulan Arda, ben sana demedim mi? Dayak yersen seni çok kötü döverim dedim. Gelip utanmadan dayak yemişsin ya, dayak yemişsin. Arda harbiden oğlum, artık seni karakollardan topluyoruz ya, inanamıyorum. Sen nasıl bir çocuk oldun ya, nasıl bir çocuk? Babacım yeter, lütfen vurma artık, çok canım acıyor, ne olur vurma. Lütfen babacım, yeter lütfen. Kafa lan senin, sen bunları hak ettin, hak ettin. Ayrıca bana baba deme artık, senin gibi bir evladım yok benim, yok artık. Ay evet fakir, vur iyice de aklı başına gelsin. Ya anneciğim, aklım başıma falan gelmeyecek, bu gidişle aklım başımdan çıkacak, ne olur vurmayın. Nasıl çıksın ki, senin aklın mı var, aklın mı var? İşin gücün serserilik ya, serseri seni. Yeter ya, daha fazla dayak yemek istemiyorum, ben gidiyorum artık. Buraya böyle deli gibi de yağmur yağıyormuş ama yapacak bir şey yok. Sokakta yaşamaya alışsam iyi olur. Defol git, bir daha da sakın gelme bu eve, sakın. Ay evet, kavga eden karakoldan topladığımız bir çocuk istemiyorum ben. Demek kavga edersin ha Rüzgar'ım efendi, demek kavga edersin bir de hapse girersin. Çok özür dilerim baba, neden sen haklısın ya? Sana verdiğim bütün paraları, bütün arabaları, bütün motorları, her şeyine el koyuyorum, duydun mu beni? Bundan sonra 5 kuruş paran yok, artık fakirsin. Hayır babacım, her şeyi yap, bana bunu yapma, benim paralarımı alma. Onun yerine beni güzelce döv, ne olur döv ama paralarıma dokunma, ben fakir kalamam. Ne dövmesi be, ne saçmalıyorsun sen, ben öyle bir baba mıyım, döver miyim seni hiç? Bundan sonra her şeyine el koydum Rüzgar, hiçbir şeyin yok, sadece evden okula gideceksin, duydun mu beni? Babacım hayır ya, paralarıma dokunma, ağzımı burnumu kır ya, ne olur ya, hadi lütfen. Allah Allah, manyak mıdır nedir ya, Allah Allah, yok para falan, hadi ben gidiyorum uyuyacağım. Hasta çocuk ya, beni döv, paralarıma dokunma diyor, manyak mı ne? Ulan Kerem komiser, bana yapabileceğin en büyük kötülüğü yaptın ve bunun bedelini ödeyeceksin. Hayır yani dayak falan yeseydim sinirlenmezdim ama bütün paramı aldım ama beni o fakir yaptı, ben buna katlanamam, o Kerem komiseri hesabını soracağım. Arda, bu soğukta burada ne yapıyorsun, deli gibi yağmur yağıyor. Ayrıca sen yine Rüzgar'la kavga mı ettin, gözlerin daha kötü olmuş. Yok be Kerem komiserim, babam kavga ettiğimi hapse girdiğimi duyunca beni dövdü, evlatlıktan reddetti. Artık ne bir evim var ne bir ailem, bir de çok fena dövdü beni babam. O yüzden biraz daha morardı gözüm falan yani. Ne, baban seni evlatlıktan mı reddetti, artık evin mi yok? Bir de çok fena dayak yemişsin ya, hepsi benim suçum, çok özür dilerim, babanı aramalıymıştım, sen haklıymışsın. Yok be Kerem komiserim, sen doğru olanı yaptın, seni dinlemeliydik, biz kavga etmemeliydik, Rüzgar'la benim suçum. Yapacak bir şey yok yani, artık sokakta yaşayacağım. Ama olmaz ki, bu soğukta yaşanmaz ki Arda. E ne yapayım Kerem komiserim, gidebileceğim bir yer mi var, ailem mi var sanki benim? Şey, doğru söylüyorsun, o zaman şöyle yapalım mı Arda ya? Eğer sen de kabul edersen gel benim çocuğum ol, ben seni evlat edineyim. Ne, gerçekten mi Kerem komiserim, beni evlat mı edineceksin? Beni kandırmıyorsun değil mi? Çünkü çok isterim, hep senin gibi babam olsun istemiştim. Tabii ki Arda, ne kandırması, sen istersen ben de çok isterim. Tabii ki isterim be, tabii ki, yaşasın babacım, yaşasın Kerem komiser. Hadi madem canım oğlum, kalk evimize gidelim, daha fazla üşütmeyelim, hava çok soğuk, çok yağmur yağıyor, hadi oğlum geç. Şu işe bak sen ya, Kerem komiser ve Arda yüzünden hayatım bitti resmen. Kerem komiser gitti, Arda'ya evlat edindi. Bana yapılır mı lan bu, yapılır mı? İkinize de bunun hesabını soracağım. Sizden çok fena intikamımı alacağım, göreceksiniz siz, göreceksiniz.
Gidip bir plan yapayım şimdi. Babacım ne olur yardım et, öldürecek bu manyak beni ne olur. Görev komiser, senin yüzünden neler yaşadım haberin var mı senin? Sen beni hapsattın diye babam bütün paramı el koydu, her şeyimi el koydu. Artık 5 parasızım, fakirim senin yüzünden. Rüzgar, benim suçum ne? Ne olur oğlumu bırak, ne olur Arda'yı bırak. Ne demek benim suçum ne ya? Bırakmayacağım olsa ikinizin suçu bunlar, ikinizin. O yüzden Arda'yı öldüreceğim. Sen de yeni oğlunu kaybetmenin acısıyla yaşayacaksın. Lütfen Rüzgar, sen bu değilsin, oturup konuşabiliriz ne olur. Evet Rüzgar kardeşim, kavga ettik, hapse girdik diye babam da beni dövdü, evlatlıktan reddetti. O yüzden Kerem komiser bana acıyıp beni evlat edindi. Ulan keşke benim babam da beni evlatlıktan reddetseydi de paramı almasaydı. Fakir kalmak ne kadar kötü bir şey, senin haberin var mı ya? Gerçi vardır, Allah fakiri seni. Ya oğlum manyak mısın sen, bu yüzden adam mı öldürülür ya, manyak mısın? Ne olacak, baban 2 gün kızar, 3. gün affederdi seni, manyak mısın? Evet Rüzgar, biraz saçmalıyorsun yani, böyle bir sebepten yapılır mı bu hiç? Arda senden çok kötü bir durumdaydı, o yüzden evlat edindim onu, onun artık bir ailesi kalmamıştı. Ulan bana ne ya, bana ne, valla benim de ailem kalmasaydı daha iyiydi, ben para istiyorum, aile istemiyorum ki. Sizin yüzünüzden de fakir kaldığıma göre sizin için de aile daha önemli olduğu için sizin ailenizi alacağım. Lütfen Rüzgar yapma, lütfen acı bana. Rüzgar hemen silahını atarsan bunu hiç yaşanmamış gibi davranabiliriz. Ben giderim babanla konuşurum, hiç böyle bir şey olmadı, ben attım hapse, canımı sıktı derim, tamam mı? Hem o zaman baban seni affeder, paralarını da geri verir, tamam mı? Evet Rüzgar, ne olur indir şu silahı, bir konuşalım. Gerçekten bir Kerem komiserim, halledebilir misin gerçekten mi? Tabii ki Rüzgar, zengine gidip derim ki hapse girmesinin sebebi benim, çocuğun bir suçu yok derim. Durduk yere kızmışsın sen Rüzgar'a, onun hiçbir suçu yok diyeceğim, tamam mı? O da seni affedecek, paralarını geri verecek. Ama Arda'ya zarar verirsen seni koruyamam, hatta hapse atmak zorunda kalırım. Bir ömür boyu hapiste yaşarsın. Evet Rüzgar kardeşim, buna hiç gerek yok, hadi ya indir şu silahı. Tamam adam ya, indiriyorum. Evet sizin yolunuz daha mantıklıymış. Zaten bu silah da boncuklu tabancaydı oğlum, gerçek tabanca, bende ne arasın? Ulan Rüzgar ya, ulan ya. Nasıl korkuttum ama seni, korkaksın demiştim oğlum, pis makir, pis korkak. Demek öyle Rüzgar, anlaşma iptal. Seni cinayete teşebbüsten tutukluyorum, ömrüm boyunca hapiste kalacaksın artık. Ne? Hayır.